Efendim merhabalar, yeni bölümüyle daha karşınızdayız. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Selçuklu mezarlığının içerisindeyiz. Burada sizlere inşallah Ahlat'la ilgili, Selçuklu ile ilgili, Türklerle ilgili, Müslüman Türklerle ilgili menkıbeler, inşallah kıssalar anlatacağız. Efendim Ahlat aslında Midye Kefalon, Ahlat aslında bir Malazgirt, Ahlat aslında İstanbul'un fethi, Ahlat aslında Estergon'un fethi, Ahlat aslında Kanice müdafası, Ahlat aslında efendim Selanik'in alınması, Ahlat aslında Mısır'ın fethedilmesi, Ahlat aslında hilafetin Müslümanlara geçmesi, Ahlat aslında Hakimül Haremeyn değil Hadimül Haremeyn olmak, Ahlat aslında bir Kanuni, Ahlat aslında bir Fatih, Ahlat aslında bir Yavuz, Ahlat aslında bir Sultan Abdülhamid. Efendim her şeyin özü burası. Çünkü ilkler olmasaydı ikinciler olamazdı. Birçok kıssalarda ve İstanbul'da yaptığımız çekimlerde anlatıyoruz. Şöyle büyük bir devletti, şöyle kültürü vardı, şöyle bir zihniyeti vardı. Allah için çalışıyorlardı, cihad-ı ekber için ta Viyana kapılarına kadar gittiler. İlahi kelimetullah için var oldular, mücadele ettiler diyoruz ama işte Osmanlı gerek Selçuklu'nun gerek ondan önceki devletlerin adeta bir harmanlanması. Aslında Osmanlı kültürü, medeniyeti Selçuklu'daki doğruların alıp yanlışların kenara konması. Bir başka Türk devletinin yanlışlarının kenara koyup doğruların alınması, bir medeniyet, bir kültür oluşturulması. O yüzden çok mühim bir yer burası. Çünkü burası Türklerin, Müslüman Türklerin Anadolu'daki İlk ana yurtları, ata yurtları, toplama merkezleri ve buradan akınların yapıldığı ve akınlardan sonra geri dönüp değerlendirmenin yapıldığı bir yer. İşte burası bu yüzden çok kalabalık bir mezarlık var. Hala kazı çalışmaları devam ediyor. Yeni yeni mezarlar gün yüzüne çıkıyor. Biz de buradan inşallah sizlere kısaca hepimiz biliyoruz ama buradayken insanın içinden geliyor anlatmak. Malazgirt Muharebesi'ni bir kere daha size buradan anlatalım istedik. Efendim malumunuz Sultan Alparslan artık Bizans'ın sınırına dayanmış. Aslında Bizans rahatsız edilmeye ta biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanından başlanıyor. İşte en büyük darbeyi Hazreti Ömer zamanında vuruluyor. Ve arkasından artık tamamen Bizans'a karşı büyük akınlar başlıyor. İşte Sultan Alparslan da ciddi manada Bizans İmparatorluğunu rahatsız eden, ona baskı sağlayan ve artık burada ben de varım, senin artık burada varlığın fazlalık dediği devirlerden bahsediyoruz. Fakat efendim Sultan Alparslan dikkatliydi. Maceraya atılmayı sevmiyordu. O yüzden olabildiğince iyi geçinip Bizans'ın en böyle şey anını bekleyip saldırmayı kafasında tahayyül ediyordu. Hatta efendim hani arada bir elçi gönderip alma durumları da vardı. Zaten Bizans İmparatoru Roman Diyojen ordusunu toplayıp Selçuklu'nun üzerine geldiği zaman kendisi zaten Mısır'a gidiyordu. Fakat Roman Diyojen'in gelmesinin geldiğini öğrenince elindeki az kuvvetlerde olsa onun karşısına dikildi. Roman Diyojen'in gelmesinin sebebi ise aslında tamamen koltuğunu yani imparatorluğunu sağlamlaştırmak. Çünkü daha yakın bir zamanda imparatorluğu ele geçirmek için darbe yapma niyetiyle harekette bulunduğu zaman alınıp hapsediliyor zindana. Fakat daha sonra imparator ölüyor ve baştaki imparatoriçe her ne kadar devletin başında da olsa güçsüz, iktidarı çok fazla yok. Kendi gücünü arttırmak için Roman Diyojen'i zindandan çıkartıp onunla evleniyor ve imparator olmasını sağlıyor. İşte Roman Diyojen de o imparatoriçenin, o gücünün, o gölgesinden kurtulup güçleri eline almak için böyle bir hamle yapıyoruz. Zaten hani beklenen bir şey, o Türklerin varlığı ve sürekli akın yapması, Bizans topraklarını rahatsız etmesi, ufak ufak da olsa toprakların Müslümanlara geçmesi zaten Bizans İmparatorluğu'nda bir rahatsızlık uyandırmış. İşte bu da ona eklenince büyük bir orduyla Selçuklu devletinin üzerine yürüyorlar. Sultan Alparslan da yönünü çevirip karşısına dikiliyor. Ve efendim Sultan Alparslan son ana kadar harp etmekten yana değil. Çünkü hani hem kendi şartları ortada, hem de
olabilecek şeylerden dolayı tedbirli davranıyor. Fakat Roman Diyojen asla geri adım atmıyor. Yani harp etmek niyetinde. Şunu da söyleyelim. Yani Sultan Alparslan harbe girmekten korkuyor, çekiniyor. Böyle bir şey yok. Tamamen o devrin şartlarına ve dengelerini gözettiği için orada harbe girmek istemiyor. Yoksa yani Türkleri benim size anlatmama gerek yok. Özellikle Müslüman Türkleri. Zaten Allah için cihad ediyor, şehitliği arzuluyor. Gözü kara bir şekilde karşısındaki ordu kaç kişi olursa olsun belli bir misli kaldığı müddetçe harp etmekten zerre kadar kaçınmazlar. Burada sadece dengeleri gözetmek adına işte elçiler gönderiyor. Ha tabii bunun bir sebebi de Sultan Alparslan Roman Diyojen'in karşısına çıkacak ordunun biraz daha güçlü olması için sağdan solda akınlar yapan ordularını toplamaya çalışıyor. Bunun için zamana ihtiyacı var. Aslında bir nevi de zamana oynuyor. Zaman kazanmaya çalışıyor. Fakat efendim biliyorsunuz işte Roman Diyojen işte atlarımı nerede sulayayım, işte kendim nerede konaklayayım, otağımı kurayım, işte Selçuklu topraklarını üzerinde kendi kafasına göre tahayyüllerde bulunuyor, hayaller kuruyor. Neticede efendim olmuyor ve Sultan Alparslan bu süre içerisinde, bu zaman zarfı içerisinde kısmen de olsa istediğini elde ediyor ve ordu belli bir güce kavuşuyor. Ama tabii yine de Bizans ordusunun çok çok altında bir sayı ile karşılarına çıkıyorlar. Ve neticede efendim hepimiz biliyoruz Sultan Alparslan Han Bizans İmparatoru Diyojen karşısında Türklerin meşhur hilal taktiğini uygulayarak kesin ve net bir zaferle Bizans İmparatoru'nun ordusunu darmadağın ediyor, perişan ediyor. Neydi efendim o hilal taktiği? Harp başladıktan sonra iki ordu karşılıklı geliyor ya efendim. İki ordu gelirken yani Türk ordusu şöyle efendim kanatlı, sanki kanatlar ileri gidip ortası da içeri doğru giriyor ve hilal vaziyeti alıyor. Zaten hilal denmesinin sebebi o. Düşman da burada hani bu kanattakilerin kaldığını görmeyip bunların geri gittiğini görünce düşman ricat ediyor, kaçıyor zannedip bu iki ucu daralan o şeyin içerisine giriyor. Hilalin içerisine giriyor. Daha sonra bu iki uç kapandığı zaman düşman o şeyin içerisinde kısılı kalıyor ve artık yapacak bir şey kalmıyor. Mağlup olması da kaçınılmaz bir hale geliyor. Kısaca size buradan Malazgirt'i de anlatmaya çalıştık. Daha sonra işte Roman Diyojen'i affetmesi, kendi ülkesine göndermesi ve esirlere kötü muamelesi yapmaması bunların hepsi Müslüman Türklerin medeniyetini, merhametini, şefkatini ve gerçek bir devlet olduğunu da göstermektedir. Efendim kısaca size bu Malazgirt Harbi'ni anlattık. İnşallah başka bölümlerde yine buradan olur, başka bir yerden olur. Geçmişimizi, ecdadımızı yad etmeye devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.